daha iyi hissetmeye bugün başlayın diyen Halvel'in sunduğu merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde konuşacağımız konu çok keyifli. Sosyal girişimcilik. Bu konuyu da konuşmak istediğim kişi sağ olsun kırmadı kabul etti. Sosyal girişimcilikle ilgili hatta bu tabirin yayılmasını sağlayacak bizde farkına yaratacak birçok çalışmanın içerisinde kendisi bulunuyor. Hatta bölümde de bahsettiği gibi yakında da bunu farklı ülkelerde yapmak üzere aslında yurt dışında yeni bir tarafa doğru yelken açıyor ve işi yani sosyal girişimciliği global seviyede büyütmeye devam ediyor. Konuğum Ece Çiftçi. Çok keyifli bir sohbet var. Ben oraya geçmeden önce Ece'yi zaten bölümde tanıtacağım ama zaten tanıtmama bence gerek yok ama olsun ben yine de kısa bir tanıtımla beraber bölümü başlatacağım. Ama tabii ki her zaman gibi bölümün başında şunu söylemek istiyorum. Lütfen bölümü arkadaşlarınızla paylaşmayı hatta dinlerken abone değilseniz bulunduğunuz platformdan Spotify olabilir, Apple Podcast olabilir, Google Podcast olabilir. Lütfen merak sesini takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız, sosyal medyadan paylaşırsanız çok çok sevinirim. Daha fazla insana yayılmak için sizin desteğinize her zamanki bir ihtiyacım var. Tabii ki derseniz ki çağrı ben seni biraz daha desteklemek istiyorum. O zaman da Patreon hesabım var. Açıklama kısmında Patreon da görebilirsiniz. Bir taraftan her pazar 5 dakikalık bir bülten atıyorum. Merak ettiğimlerimi, hani podcast'te yerine koyamadıklarımı bülten halinde paylaşıyorum. Ve hemen açıklamadan bülten de abone olabilir. Oradan her pazar benden bir e-posta alabilirsiniz. Evet, hadi geçelim bölüme. Çünkü gerçekten çok keyifli bir sohbet var. Hemen bölümü başlatmak istiyorum. Keyifli dinlemeler, yorumlarınızı bekliyorum merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? yapacaksın. Herkese merhaba. Merak listesinin bu bölümde konuğum Ece Çiftçi. Ece'liği böyle Google'da aratınca birçok şey çıkıyor aslında yani. Çünkü bakınca da aslında yaklaşık 15 yıllık sanırım bir sosyal girişimcilik serüveni var. Dolayısıyla hem ödüller hem yapılan projeler, etkiler, kendi yani sosyal etki üzerine aslında belki biraz konuşuruz yarattığı ve dönüştürdüğün çok fazla şey var. O yüzden böyle Ece'yi tanıtmak isteyince hani şeyler çok kolay geliyor. Sosyal Ben Vakfı'nın kurcusu, mütevhidiyeti başkanı. Bir taraftan hemen böyle Forbes'ın şeyi çıkıyor işte 30 yaş altında. En başta 30 genç arasında gösteriliyorsun. Bunlara bakıp ama bir taraftan da sanırım Harvard'da da antropoloji üzerine bir e, doktor yapıyorsun aynı zamanda diye aklımda. Ee, şöyle, e, Harvard'dan böyle bir yüksek lisans kabullerim olmuştu benim. E, fakat sonra gitmemeye karar verdim. E, ve şu an antropoloji evet doktorası yapıyorum ama Türkiye'deyim. Ama arada böyle hani hem Harvard'dan hem Oxford'dan daha sosyal etki alanı üzerine aldığım böyle eksekutif programlar olmuştu. Ama şu an buradayım. Harika. Sesini duydunuz. Ben zaten hoş geldin demeden <laughs> böyle cümleyi kuramadığım için çok teşekkür ederim. Hoş geldin Nici. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bağlar çok güzelmiş biliyorsun. Hani önceden hep ben böyle son zamanlarda podcast'te şey yapıyorum. Konuk olmayı özlemişim. Ee, o yüzden teşekkür ediyorum. Ya ben teşekkür ederim. Gelmeden ee, tabii ki de en son böyle Eray'a konuk olduğum bölümü de dinledim. Evet şeyde apostol içerisinde yansımaklarını takip ediyorum. Çok keyifli bir içerik üretiyorsun. O yüzden onun için çok teşekkür ederim şahsen. Çok keyifli çünkü dinlemek. Çok teşekkürler. Yani ben bu podcast sürecinde şeyi çok sevdim. Zaten hep normalde de hani böyle arkadaşlarım arasında, alandaki iş arkadaşlarım arasında hani sohbetlenmeyi çok seven birisiyim. Hani böyle konuşalım, edelim. Hatta o konuşmalardan yeni bir şeyler kuralım. Ve sonrasında hani apostol'da da yollarımız kesişince dedik yani hani aynısını Böyle yapalım. <laughs> e, ve hani böyle güzel de oldu. Güzel de e, geri bildirimler aldık. O yüzden biz de mutluyuz. Bakalım güzel ya, olacak Çok iyi yapmışsınız. İyi ki yapmışsınız. Teşekkürler sağ olun. Bir de şimdi böyle tanıtıca, tanıtırken çok şey saydım ama bir de Ece'yi biraz daha tanıtsak böyle çok az bilinen taraftan. En yakın arkadaşına Ece'yi sorsak. Ece'yi bize nasıl anlatır? Hatta böyle beş kelime falan desem. Oo, e, O zaman bir dakika. Şimdi bana söylenen torpilli <laughs> taraftan anlatırım o zaman. E, bir kesinlikle inatçı derler. Ona eminim. Ee, ikincisi çalışkan diyeceklerini düşünüyorum. Çünkü kendi aramızdaki sohbetlerde de bunun konusu çok geçiyor. Üçüncüsü, yani yaptığım işlerden bağımsız olarak da kendi hayatımda da e, tutkuya ve inandığım şeyin peşinden gitmeyi seven birisiyim. Başka, bunları söylerler. İnsanın kendisine anlatması <laughs> çok zor. Herhalde Kesinlikle. bunları söylerlerdi. Kötüleri torpil kullandığım için şu an dışarıda bıraktım. <laughs> Ya çok teşekkürler. Ya saydığın kelimeler bence çok değerli. Gerçekten özellikle tutku konusunu düşününce. 14 yaşında başladığım büyük bir tutku. Aslında Sosyal Ben Vakfı'nda kurulmasına ve Türkiye'de sosyal girişimcinin yayılmasına sağlayan bir şey dönüşüyor bu tutkum. Bu tutkuyu 15 yıldır nasıl harita tutuyorsun? Yani şöyle ben çok içeriden motive olan birisiyim. Ee, yani dışarıdaki alkış da eleştiri de ben bir şeye odaklandığım ve inandığım zaman beni çok etkileyen şeyler olmuyor. Bu e, lütfen hani yanlış anlaşılmasın alkış da bunun içinde <laughs> Tabii. E, ve hani eleştiri de bunun içinde. Dolayısıyla da inanana kadar ben ve ben e, ilk bu işe başladığımda da çok benden bir hikaye ve çok benim yaşadıklarımın üstünde kurulu olup Sonrasında bunu başka çocuklar yaşamasın ve fark etsin diye başladığı için aslında çok odaklıyım hala daha. Yani Tabii ki bir gün umarım hani sosyal benim çalışmalarına gerek kalmayacak şekilde bir düzen olur. Ne mutlu. Ama galiba odamın ve hani bu kadar hiç yolumdan sapmadan odaklanmış olmamın ana sebebi bir içerden motive olan birisiyim. İkincisi de yani yaptığım şeydeki dönüşüme çok da görüyorum. Sahada görüyorum, takım arkadaşlarımda görüyorum, ekosistemde görüyorum. Dolayısıyla da hani bazen sosyal etki ve bu üçüncü, dördüncü sektörde hep şunu hissederiz. Ya küreyi çekiyorum, çekiyorum ama gerçekten gidebiliyor muyum? Evet gerçekten gidiliyormuş. Dolayısıyla bunları böyle hem şahit olmak hem maruz kalmak beni çok odakta tuttu. E ve aynı zamanda da hani şeyi seviyorum. Yani bunu kurduk oldu bitti değil de kurduğumuz şeyi eleştirelim. Eleştirdiğimiz şeyi tekrar uygulamaya geçirelim. Bunu sevdiğim için de bu artık böyle bir oyun kurmak gibi oldu. Evet şimdi burada bunu kurduk öbüründe bunu böyle yapalım gibi. E, o yüzden de bu, bu şeyleri seviyorum. E, ve bu da beni hani odakta tutuyor. Tabii yani savunduğum şeyi eleştirmeyi de çok sevdiğim için hmm. o da bir dirilik veriyor bence. Yoksa hani diğer türlü. Ee, hani bol sayıları konuştuğumuz yani ben bizim alanda şeye biraz böyle geriliyorum hani sayı konuşalım tamam hani etkiyi anlatacaksa ama günün sonunda dokunduğumuz canlıların hayatına dair bir şey yapıyoruz ya bu hayvanlardan insanlara kadar hani bütün ekosistemi kapsayan bir şey o yüzden ben burada tırnak içinde kelle hesapçısı değilim kaç hayatı dönüştürdüğümüze bakıyorum dönüştürebildiğimize o yüzden galiba bunlar da beni diri tutuyor. Ya söylediğin evet. şey çok önemli. Hani sayıya bakmak özellikle son dönemde veriyle konuşalım işte büyük veri falan denildi ama inanılmaz bir şey döndü. Hatta artık şirketler sadece sayıya baktığı için hani hayatımızda da her şeyi sayıya bakıyoruz ama bunun tabii derini ilkokuldan itibaren her zaman sayıya bakıyorduk. Evet. Aldığımız nota, evet. aldığımız puanla evet. yani. Evet, doğru, çok doğru. Ve evet. <laughs> hep buna büyüdüğümüz için çok normal geliyor. O yüzden sanırım böyle bir değiştirmek hani o mindsetimizi yani sayıdan alıp insanı dokundurmak çok zor çünkü gerçekten insanda olan değişimi görmek çok uzun vade istiyor. Evet evet yani bu bize yani insandaki değişim, dönüşüm e, bu bugünden yarın olabilecek olan bir şey değil. Da... Keşke hepsiyle denek olsa dokunsa kesinlikle bize. Kesinlikle yani bunu hani bireysel olarak içselleştirmesi, bunu etrafına yaygınlaştırması bir kere bir şey onun kültürüne dahil etmek bugünden yarın olabilecek bir şey ama bence daha sürdürülebilir. Ee, dolayısıyla hani öbürü bana birazcık daha sayının karşısında değilim ama dengesindeyim. Ee, öbürü biraz daha bana sürü psikolojisi gibi geliyor. Yani e, biz şimdi yıllarca çocuklara diyoruz ki yaptığı doğrularla onları alkışlıyoruz. Üniversiteye gelince bir anda yanlış da yapabilirsin kusura bakma yapamam. <laughs> ben 12 yıl boyunca yaptığım doğrularla alkışlandığım bir ekosistemden geliyorsam... ...bu eğitim bunun sadece bir parçası aile öyle toplum öyle çevresi öyle... Ben yanlış yapmak... Bu sefer ne yapıyor şirketler? Bir sürü para bir de hata yapabilirsin eğitimleri. Evet ama onlar bile işlemiyor. Çünkü hata yapmak <laughs> az girişsel olarak korku ve şey tarafında. Bir de çünkü şunu dolayı. tek bir tane doğru üzerine öğreniyoruz. Sonuçta Kesinlikle. bütün sınav sistemi de bizim ölçümü her şeyimizde bir tane doğru yaptığımıza bağlı ve tek bir doğrusu var her sorunun. Ama yaptığı hiçbir zaman böyle bir şey değil. Aynen. O yüzden sosyal girişimcilik sevinimine baktığımda senin özellikle işte bu 15 yılda yaptıklarına baktığımda bu konuda da büyük bir farkındalık ve dönüşümle katkı sunuyorsun. Bu bence özellikle bizim kültürümüzde ee, olması gereken ve gençler ve çocuklara verilmesi gereken en büyük şey bir tanesi bu. Çünkü şu da büyük sıkıntı. Bu doğru yapmak isterken hatalar hayal kurmayı da engelliyor. Çünkü mesela işte son bölümlerde Önder Abay'la konuğumdu. Evrim Kur'an'la beraber zevk anlamak kitabında yaptığı araştırmadan bahsettiğinde insanların dedik yani çocukların Hayal kurma şeyleri yok, istekleri yok dedi. Bu çok ilginç geliyor bana. O yüzden şeyi de merak ediyorum. Sen bir taraftan sağdasın. Evet. Hatta böyle sosyal medyaya bakınca geçen gün işte Bursa'da bir umut parkı evet, kurmuştunuz. Evet. Ve çocuklarla da bir yerdesin. Sen bunu nasıl görüyorsun? Onların hayal kurma şeklinde nasıl bir gö gözlemin var? Şöyle, e, bu Z kuşağını anlamak kitabını ben de okudum ve oradaki hani gerçekten e, hayal kurmanın bir lüks olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sadece bugünün bence Türkiye'si için bu geçerli değil. Fakat bence sahaya indiğimizde çocuklar tarafında hayallerini sınırlamadığımız zaman ben hep şunu söylüyorum çocuklar ve gençler yetişkinlerden daha akıllı, daha iyi bir kriz yönetimleri var ve daha Şimdi bu yaşa göre biz bunu köreltiyorsak bizde bir sıkıntı var çünkü ben sahada da çocukları görüyorum yani onlar için sorunları çözmekten hayal kurmak o kadar uçsuz bucaksız bir dünya ki e, dolayısıyla da bunu körelten sistemlerin olduğunu düşünüyorum. Ee, ve ne yazık ki hayali de bir mükemmelin içine hmm. e, sınırlandırmaya çalışıyoruz bence en büyük burada da toplumsal sıkıntımız burada başlıyor yani senin hayalinle benim hayalim arasında bir alkış yarışının olmaması lazım ben hep şey diyorum yani biz hayatımızı yan komşunun kızı oğluna göre hep planladık. O onu okumuş sen de onu oku Bak o orada işe girmiş sen de onu yap O bu yaşta evlenmiş sen de evlen Bak o ortaokulu kazanmış sen de onu yap e, Dolayısıyla da bir parmak izi oluşturmada Ve parmak izinin oluşumu da hayal kurmaktan zaten geçiyor e, Hep böyle ile kıyasla olmuş bu e, Ama ben hep e, çocuklara ve gençlere eğer izin verilirse Önce kendi hikayelerinin kahramanları olabileceklerini düşünüyorum Burada da alkış yarışına girmeden işte o zaman aslında toplumdaki parmak izleri farklılaştıkça çeşitlendikçe zenginliğimiz vatandaş profilimiz olarak zenginliğimiz orada başlayacak. Ama bunu yani buna da bir emek, buna da bir sosyal yatırım, sermaye e, gerekiyor. Hem kültürel anlamda, hem eğitim anlamında, hem nakit anlamında. O yüzden ben hala aynı şeyi düşünüyorum çocuklar ve gençler hepimizden daha akıllı, daha yaratıcı ve problem çözmede daha iyiler. O yüzden de hep böyle ekip arkadaşlarım arada şey dedim yani bunu bizim bir çocuk gönüller görsün bakalım ne diyecekler. Hani bir baksınlar. Hani o saçma buluyorsa bunu hiç yapmayalım Hı -hı. zaten. Çünkü o bizden daha belki bilgisi ve öngörüsü kendi yaş şeyine göre daha sınırlı olabilir ama bir kere zihni bizden daha ileride. Kesinlikle. O yüzden ben bu anlamda hani sahadan gördüklerimden hala umutluyum. Ya çok güzel. Aslında anlattığın şey Recil Emilia yaklaşımı olarak İtalya'da çıkan aslında bir taraftan da bizim Türkiye'de köyestilerinde kuruluş amaçlarına doğru giden bir nokta çocuklara problem çözdürmek. Ve Recil Emilia yaklaşımına baktığınız zaman çocuklar inanılmaz yaratıcı çözümler üreten Sonra sonunda deneyip yanılma konusunda da çok rahatlar. Çünkü yaptığı olmadıysa o zaman daha iyisini yapabilir mi gitme konusunda çok becerikler. Ama bunun şey böyle not şuna geçmek istiyorum. Hayal dedik ya konuştuk böyle. Ben bir de Ece'nin hayalini çok <laughs> <laughs> Sesin niye gitti? <laughs> <laughs> Soramadım. <gülüyor> Soramayacakmışım senin <sizinle> hayalini. <laughs> ben bir de Ece'nin hayalini merak ediyorum. Yani şimdi sosyal ben olsun, yani şey diyorsun çünkü birkaç tane röportajında da tekrar ediyorsun. Ya umarım bir gün sosyal beni artık işte bir biter kalmaz diyorsun. Bu gerçekten aslında tam bir kuruluş amacını gösteren bir şey. Peki senin hayalin ne? Yani aslında şunu fark ettim ben. Hani yola çıktığım hayalin gittikçe o da böyle bir yani kas gibi. Hayal kurdukça o da güçleniyor, kurdukça o da güçleniyor. Dolayısıyla şimdi tabii önümüzde yeni hayaller var. Yani benim hep hayalimde olan birincisi, sosyal bende yetenekleri doğrultusunda keşfettiğimiz çocukların ben artık hani bu yetenekleriyle böyle hani geleceğin işte sanatçıları, sporcuları, bilim insanları olmasını çok arzu ediyorum. Çünkü bu gerçekten çok hak edilmiş, onlar tarafında da bir emek var. Hayallerimden bir tanesi de hep söylediğim yani öyle bir sistem olsun ki sosyal bene zaten gerek kalmasın bu zaten hani çok topyekün bir şey olsun ee, ama diğer taraftan da hep ben hani benim kendi mottom da hayallerime dünya inandıydı ve inandı diye e, mottoluyorum bunu ve e, sosyal beni ben altı ülkede hayal ediyorum. 3'ü saha ülkesi, 3'ü operasyonu geliştirdiğimiz ülke ve bunu böyle uzun zamandır hayal ediyordum. Hep bu yıl başlayalım, şöyle başlayalım derken sonra bu hayal bir çıta daha yükseldi ve bir headquarter, bir genel merkez olsun ama hani bu genel merkez sosyal yatırımcılık da yapsın, aynı zamanda gençlerin kapasitesini güçlendirmeye de yani ecelerin hikayesi çoğalmalı ki o zaman bence bu iş bir başarı yoksa devamlı aynı kişileri alkışlayalım. O kişi için bir sorun değil ama o zaman tekelleşmiş oluyor ve bu tekelleşmeye dair de inanılmaz böyle karşısındayım. O yüzden de daha fazla Ece hikayeleri nasıl çıkarabiliriz, daha fazla sosyal benler nasıl çıkarabiliriz derken bir Brüksel'de bir yapı kurmaya karar verdik ve şimdi işte onun hazırlıkları var. Yani gerçi kuruldu ama hani işte 5 Mart itibariyle artık yolculuğumuza en azından ben oraya giderek Brüksel'de devam Aa, edeceğiz. Tebrikler şimdiden. Çok sağ ol. Teşekkürler ve e, orada bir e, böyle bir headquarter'ı kurma, onun kurumsal e, ve kapasite süreçlerini oluşturma başlayacak. Tabi burada Sosyal Ben ve işte Gençlik Kooperatifi Umut Park aynen devam ediyor olacak. Dolayısıyla hani hazır elimizde böyle bir 3 tane e, bu alanda çalışan bir marka, o markaların altındaki alt markalar ve hani bir çıktığımız varken bunu bu sefer dünyadan anlatabiliyor olmayı e, hayal ediyorum. Çünkü artık hani dünya çok fazla bir sosyal etki liderliğindeki gençlere doğru evriliyor. Tabii ki yani şu anda herkesin hayatımızda özellikle mesela Amerika'daki pandemiyle beraber iş bırakma oranına baktığınız zaman Kasım ayında 3 milyon kişi iş bırakmıştı. Evet bunun hem yüksek etmem bir tanesi hayallerin peşinde koşmak evet. bir diğeri de anlam yaratma çabası. Aynen öyle. Çünkü hayatımıza gerçekten anlam yaratmak istiyoruz. Kesinlikle ve artık hani bizim jenerasyon ve Z jenerasyonu ve ondan sonraki jenerasyonda şu bir gerçek ki anlam istiyor, değişim istiyor ve bunun bunların hepsinin bir parçası olmak istiyor. Ve bir genç nüfusa baktığımız zaman da %90'ı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Yani gelişmiş ülkelerin kaynaklarından faydalanabilmek için de bu gençleri de harekete geçirmek gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir yola çıkacağız. Şu an hani önümüzde çok o heyecanlı. var. Ben de çok heyecanlıyım. Hani bir hani uluslararası headquarter'ın sürecini oluşturacak olmak beni de çok heyecanlandırıyor. Ve böyle bakalım yani şu an odamızda bu var. Çok. Yol nereye götürecek göreceğiz. <laughs> Yol nereye götürecek? Güzel bir aslında slogan. Yolun gittiği yere güvenmek, akışa güvenmek, hayata güvenmek. Merak, peşinden koşulacak şey. Burada bölüme kısa bir ara verip size sponsorum Hayvel'den bahsetmek istiyorum. Hayvel psikolojik danışmanlık uygulaması. Evinizden hem telefonunuzdaki uygulamadan ya da web sitesi üzerinden erişebiliyorsunuz. Ve alanında uzman psikologlarla beraber istediğiniz ihtiyacı olan desteği alabileceğiniz müthiş bir yer. Ben gerçekten de Gerçekten'den hani hem böyle kolaylığını seviyorum hem de ekonomik olarak çok uygun fiyatlı ve evin rahatlığında aslında bunu desteğini alabilmek çok çok iyi geliyor bana. Zaten hani şu anda büyük bir sıkışmışlık var. Hani Google aramalarına bakınca bir lengönşik denilen bir baygınlık halimiz var. Ama zaten bunlar olmasa da kendimizi iyi set halimizi sürekli kılabilmek için bir desteğe ihtiyacımız var ve psikolojik destek için de Happyli gerçekten de bence doğru adres. Hayvel biz meraklı insanlar için merak 15 koduyla bir indirim kodu tanımladı. %15 indirim veriyor. Bu kodu kullanarak Hayvel'e giriş yaptığınızda %15 bir indirimden yararlanabilirsiniz. Sadece kendimize değil, bence sevdiğimiz insanlara da hediye etmek çok önemli. Çünkü gerçekten zihin sağlığı her şeyin önünde geliyor. Evet, bölüme tekrar geri dönelim isterseniz. Hayvel'e bakmayı unutmayın, indirimden de yararlanın derim. Hadi gelin Ecele Sohbet'e devam edelim. Merak peşinden koşulacak şey. Ya bir de şey merak ediyorum. Şimdi bu kadar çok şey yapıyorsun. Siyasal anlattın ki hani aslında sosyal beni global bir markaya çevirip dünyaya etki edecek bir hale doğru evrilme sürecinde. Evet. Ee, peki sen nasıl öğreniyorsun? Ya yani nasıl öğrenip kalıyorsun? Çünkü 14 yaşında başladığın bir süreç var. İster birçok insana baktığımızda belli bir şeyin üzerine uzmanlaşmaya başladığında bir süre sonra aslında hep aynı şeyi tekrar etmeye evet. başlıyor. Evet. Ve bu tekrarlar da bir süre sonra artık aslında o kişinin gelişmesini ket vuruyor. Evet. O yüzden şey merak ediyorum. Neleri merak ediyorsun ve bu merakları nasıl öğrenmeye dönüştürüyorsun? Yani şöyle aslında ilk başta o global taraftan şunu eklemek istiyorum. Yani bizim belki de ve buradan soruna gelmek istiyorum. Sosyal bende benim yaratmak istediğim kurduğumuz işte üst çatıda yapmak istediğim bu alanın yani sosyal etki alanının ve sosyal girişimcilik alanının bir unicorn olsun burası ve hani yatırımdan yatırıma işte global işbirliklerinin işbirliklerini bu böyle koştukça o zaman a evet ben de bunu bir kariyer olarak hayal edebilirimin zaten bütün zihindeki şeyleri açılacaktır. Ben nasıl öğreniyorum? Ben açıkçası farklı alanlardan beslenmeyi seviyorum. Yani işte A firması kendi bünyesinde bir kültür takımı kurduğunu gördüm. Ha biz de kuralım. O anlamda bir bende öğrenmeye karşı bir hadsizlik var. Hadsizlik mi? Evet hadsizlik var. Ben hadsizliği hep cesaret olarak tanımlıyorum. Çünkü hadsiz olan kişi biz hep dezavantajla yorumlarız ama hadsiz olan kişi bence cesurdur. Yani hani hiç kimsenin ne diyeceğini ve şey yapmadan onu orada söyler yapar vesaire ve tepkileri de kucaklıyordur bence. Dolayısıyla da hani hiç şey düşünmem yani. Aa, o hani o firmanın o kültür şeyini nasıl yapmışlar? Öbürü nasıl yapmış? Böyle devamlı bir araştırma halindeyim. Ee, ve devamlı bir eleştiriyi de kucaklama halindeyim. Dolayısıyla öğrenme sistemimi bunun üstüne genelde kurdum. Yani bizde şey vardır. Onu yapmış ama biz yapamıyoruz. Yani niye yapamıyoruz? Yaparız bir bakalım bir anlayalım ama. Şundan bahsetmiyorum ama. Copy-paste'den bahsetmiyorum. Bizde olur yani Finlandiya eğitim sisteminde. Ya o Finlandiya'nın kültürü. Bu bizde uymaz. Ee, değil mi? Benim bu sosyal bilimlerin de bana çok faydası oldu. Yani işte sosyoloji üstüne antropoloji doktora. Hani iyice o bir dakika toplumdaki şeyleri nasıl anlarız, kültürü nasıl şey yaparız ve bunu nasıl inşa ederiz? Hangi tutamlardan alarak bir çeşni oluşturabiliriz? Benim hani düşünme sistemim çok geliştirdi. Ee, o yüzden de öğrenirken eleştiri her zaman benle birlikte ama hiç şeyim limitim yoktur yani ve onu yapmış biz de yap yaparız biz en son Japonların yalın üretim diye bir şeyini <laughs> duydum Kamban ben kampanya stratejileri evet ben hani geç öğrendim ve üretimde bunu uyguluyorlarmış ben de bunu aa başka nasıl uygulayabiliriz biz o üretimi işte bizim sosyal medyamız <laughs> var Orada nasıl bunu hani bir parçasına dahil edebiliriz? Kendi hayatımızda ve kendi çalışma prensibimizde, markalarımızda bunu nasıl yapabiliriz gibi. Hiç şeydim ama Japonlar ne güzel yapmış devam diyen bir tarafta olmadım. O yüzden de bu da beni tabii ki şey yapıyor. ya yani belki de diri tutuyor. Çünkü şey de, şey de yok bende. Tamam bu en iyi oldu. Ve biz zaten bu alanda hmm. hani şeyiz değil. Hep o gelişim süreci, gelişim süreci benim için önemli. Ve Sonuç odaklı birisi değilim. Süreç odaklı birisi olduğum için de ve kurumumuz da yani bir çocuğun aslında kariyer yolculuğundaki rehber olduğu için sosyal ben sonucu belki göremeyeceğiz bile ama süreçteki e, o mihenk taşları bizim için çok kıymetli. O yüzden e, böyle. Peki yani sürekli şey söyledin. Çok fazla eleştiri almayı severim dedin. En son hangi eleştiriyi aldın? Paylaşmak istersen ee, tabii yani. <laughs> güzeldi. En son yapıcı bir eleştiriydi ama Hı -hı. güzel bir eleştiriydi şöyle bir şey demişti bir çok sevdiğim bir destekçimiz üstünde gömlek var palto giymeye çalışıyorsun demişti hmm. Peki dedim gömleğin üstünde kaza ihtiyacım var mı yoksa palto yeterli mi e bir ona çalış öyle bir bakalım demişti e, Dolayısıyla ben o şeyi seviyorum yani Güzelmiş. E, hani o bana biraz daha adım adım biraz daha hani yavaş yavaş derken tamam gömleğin üstüne illa kazak giymem zorunlu mu? Sonra mı paltoyu giymek zorundayım? şeyindeydim ben de. E, o yüzden e, çok sevdim o şeyi. Hatta böyle ofisimde tahtamın karşısına, e, tahtamın üstüne karşımda duracak şekilde yazdım. Aa çok Perçinledi beni. <laughs> çok güzel. Çok teşekkürler. Ya bir de şeyi çok merak ediyorum. Yani aslında konuşulması çok fazla konu var. Özellikle sosyal girişim konusunda Türkiye çok yeniyiz gibi hissediyorum. Çünkü emekliyor gibi birçok şey. Çünkü ben de zamanında bir sosyal girişim kurmak isterken ne yazık ki yani ekonomik şartları buna getirmek çok fazla zorladığı için vazgeçmek zorunda kalmıştım. Çevremde de birçok kişi de ne yazık ki buna doğru gidiyor. Ben o yüzden şey merak ediyorum. Sosyal girişim kurma halinde ya öğrendiğin senin mesela farklı kılan ya da hep böyle zihni tutun bir öğretti ya da bir şey var mıdır, ders var mıdır ya da öğrenme deneyim var mı bu kurarken? 14-15 yıla bakınca çok zor ama Sorunun aklına gelen bir şeyler var mı? Yani şöyle oldu benimki. Şimdi bir kere sosyal girişimcilik Türkiye'de evet emekleyen bir tarafta fakat dünyada artık sektörü oturmuş bir kısımda. E, ve dolayısıyla da o arayı kapamak için epey hızlanabiliriz. Hazır zaten içerideki demografi de yani genç nüfusun verdiği bu istek de buna meyilliyken. E, fakat tabii ben başladığımda sosyal girişimciliğe dair hiçbir şey yoktu. Yani hani ben daha hani gönüllülük ve hayırseverlik arasındaki farkı anlatarak bir taraftan başladım. Şu an başlayacak arkadaşlarım bir tık daha şansı. Çünkü güzel kişilik olarak hala kabul görmese de bir kulak dolgunluğu ve arşinalığı var. Bir çıktıların örnekleri var ellerinde. ama aynı taraftan, diğer taraftan da sosyal girişimcilerin işte mesela Türkiye'de baktığımız zaman daha iyi olma halindeki gençler olduğu. İyi olma halindeki gençlerin dahi işte bir süre devam edemediği çünkü o teşviklerin hı hı. çok yetersiz olduğu gibi sıkıntılar da var. Ben buna dair maruz kalarak biraz da hani böyle şey çaresizlik en güzel bazen sonucu getirir ya. Hani orada çünkü devamlı o düşünme halinden en iyi sonuca bence ulaşıyoruz. Ve bir gün şeyi fark ettim işte 2015'in başlarına doğru sivil toplum kısır bir döngü. Yani bağışçısı ne ve sponsoru varsa kendisi var, faydası da var. Diğer türlü yok. Ve ya da arkasında bir aile şirketi, ya da bir hani işte vakfın şey, şirketin vakfıysa ve pastayı da paylaşma konusunda herkes rakip olarak birbirini gördü. Yani öyle. Destekleme kültürü de yok. Bir de şöyle. Ben şirketleri o anlamda daha dürüst buluyorum. Çünkü diyor ki ben A'yım, B benim evet. rakibim. Sivil toplum bunu da demiyor. Biz paydaşız, birlikte çalışıyoruz. Gel birlikte çalışalım desen çalışamıyordu. Veri de paylaşmıyor ortak projelerde en büyük sıkıntı ona dönüyor. Yani diyor. şimdi ben bu şeyi sevmiyorum. Açık olalım tarafındayım. Dolayısıyla... Ee, ve fark ettim ki yani benim arkamda yanımda bunların hiçbir yok. Arkamda bir şirket yok, bir aile şirketi değil. Hayallerinin peşinden koşan e, ve hani bu iş onun tutkusu olan bir, birisiyim sadece. Ötesi değil. Ne yapabilirim? Ve hep dünya... Ya yani ben her zaman şunu diyorum. Ya bizde şey var diye, Türkiye'de ve dünyada ilk yani... Yürü git ya. Hani böyle bir şey olan bunu mutlaka başkası da düşünmüştür değil mi? Evet ama ha. biricik olma halini seviyoruz yani kendimizi önemli görme evet, görmeyi seviyoruz. Evet yani dolayısıyla dedim ki Google'lıyım ve hani dünya ne yapıyor ve işte ilk sosyal girişimcilikle aslında bir parça orada tanışırken bir parça da bu hayatın içinde olmakla ilgili yani ilk sosyal ben store'la ben başladım ee, ve o şemsiyeler sonra işte böyle bir <laughs> sektöre dönünce <laughs> ve başka ürünler eklenince ilk store'la başladık sonra ben şeyi severim demografi okumayı yani Hı -hı. kime konuşuyor vakıf Konuştukları ne yiyor, ne içiyor? Bu çok önemli çünkü çoğu insan aslında herkes deyip geçmeye çalışıyor ama herkesin ağzına hiç kimse diyorsun. A aynen öyle. Yani ben demografimi hem katılımcı hem faydalanıcı demografimi bilmek istiyorum. Ve oradan böyle raporları okurken şu soru gözüme çarptı. Çok büyük bir çoğunun ilk deneyimi gönüllülük ve sosyal ben. Ve bunlar üniversite öğrencisi. Ha dedim biz lisedeyken bununla tanışmıştık. Niye bu lisede öğretilmiyor? Ve biraz google'ladığım zaman aslında hani bunun tamamen işte özel okullarda tırnak içinde bir kayıt yarışı e, devlet okullarında da ne yazık ki bunun esamesi okunuyor. Gönüllülük oranına baktığımda dünya hani çok farklı ülkeler bile bizden önde e, eğer ekonomik olarak gelişmişlerine <laughs> bakarsak Türkiye çok gerilerde falan. Hani bu şu değil. Onlar bizden daha gönüllü biz daha bu bu değil ve bunun öğretildiğini fark ettim ve atladım İrlanda'ya gittim öğretilen yerine <laughs> ve bayağı fark ettim ki gönüllülük için hocalar, okullar, kamu, şirket sunumlar yapıyorlar ve geldim oradaki öğrendiklerimi dedim ki bunu Türkiye'ye özgü hale getirmek lazım. Çünkü İrlanda örneğinin Türkiye'ye fit olması mümkün değil. Ve okulumdan, üniversitemden destek isteyerek bunu eğitim bilimleri Fakültesi bir müfredata dönüştürdük. Ve dedim ki burada biz gönüllülüğü ancak kamu, şirket ve okul tarafında öğretirsek o zaman eş zamanlı yükselebilir. Yani demem o ki gözlemlerimle aksiyonlarımı birleştirdim ve yolda bunun sosyal girişimcilik olduğunu öğrendim. Ha başında bilseydim bu kadar cesur olabilir miydim bilmiyorum. Ama eminim belki daha farklı şeyler ekleyebilirdim. Dolayısıyla benimki biraz böyle başladı. Güzelmiş. Yani para olmadığı için, fon olmadığı için ne yaparızdan buraya evrildi. Yani çok güzel bir nokta. Ben de aslında düşündüm de ben Bolivya'da bir yıl yaşadım 2007-2008 yılında ve gönüllülükle ben Bolivya'da tanıştım. Ve Bolivya aslında bakınca üçüncü dünya ülkesi var katfedilen bir yer olmasına rağmen. Gerçekten lisedeyken de her, etrafındaki herkes gönüllülük yapıyordu, herkes bir yere katkı sunuyordu. Ve ben de orada işte çocuklar çalışarak ilk defa bunu yaptım. Ondan sonra hayatımın bir parçası oldu ama çok ilginç geliyordu bana o zamandan. Çünkü gelip burada eğitim fakültesinde okudum, ders yok. Ben arkadaşlarımın evet. gönüllü çalıştığını söylüyorum, saçma sapan bakıyorlar falan. Evet. Ama mezun olduktan sonra ders geldi. Belki de hani senin bu katkınla beraber eğitim fakülteleri içerisinde evet. şu anda bir en azından mecburi bir gönüllülük dersi var. Belki evet. bunun katkısıdır diye oradan aklıma geldi. Yani umuyorum çünkü şöyle de bir şey var. Bu bir zorunluluk da olup etikete de dönüşmemesi lazım. Yani e, burada en çok öğretmemiz ve anlatmamız gereken şeylerden bir tanesi faydalıcıyla konuşulacak dil de çok önemli. Dolayısıyla bu çok önemli. E, görünmez pozisyonlanmalar çok önemli. Tabii ki farklı ee, kültürleri anlamak için aslında ekstra bir dikkat evet, ve eğitime ihtiyaç evet. var ama biz nedense o kadar çeşitli bir ülkede olduğumuzu düşünüp bu kültürel farklılıklara çok fazla odaklanmadan geçiyoruz. yaşıyoruz. Kesinlikle yani böyle bir hani yardım tırnak içinde demediğimizi hani iki taraflı bir paylaşım ekosisteminin gönüllük olduğunu anlatabilmek de yine bence bize düşüyor. O yüzden daha epey bir işimiz var. <laughs> Şimdi konuyu tekrardan merak konusuna çekmek evet. istiyorum. Senin için merak ne demek? Ya merak benim için bir kesinlikle Keşfetmek demek tabii ki ama işte ikincisi de o biraz önce dediğim gibi yani hatsizlik ve cesaret demek çünkü durduramıyorsun onu bir süre sonra yani o yüzden de keşfetmeyi çok seviyorum cesur olup bunun belli dönemlerde tırnak içinde yine bir önceki söylediklerime referansla hatsizci olmasını çok seviyorum ve keşfet yani merak beni sınırsızlığa götürüyor ama sınırsızlar götürürken de e, her zaman yuvarış noktası değil bir süreç olduğunun e, farkında olarak e, ilerlemeyi seviyorum. O yüzden bu benim için. Evet. Yani e, yoksa hiçbir zaman şu olmadım yani. Ay ne güzel yapmışlar deyip kafamı çeviremedim. Ya da aa niye bunu değiştirmiyorlar deyip ona da kafamı çeviremediğim için ama Yolda yürürken bile proje üreten, dertlenen, aa bunu böyle yapsak böyle olur. ya bir, yani abuk sabuk zincirlerde hani proje fikrim var ama hani ben bundan keyif alıyorum. <laughs> çok güzel ya. Şey, bu kadar değil yani çok fazla pencere var. Şey gibi canlandı zihnimde bir anda. Bilgisayarda açık olan çok fazla tepler vardır yani. Evet, o benim. O benim zihnim hatta. Evet. Peki Ece bu zihni nasıl toparlıyor? Nasıl odaklıyor? Yani şöyle, önceliklendiriyorum. Yani işte mesela şeyi biliyorum ki hani bugünden belli bir süre Gençlik ve çocuk yani her zaman şunu biliyorum hayvanlarla ilgili de bir şey düşünürken uzmanlık alanım ve yetki alanımın çocuk ve gençler olduğunu çok farkındayım. Tabi buna bir virgül atıp e, ilerleyen zamanlarda yaşlı bilimini de eklemek istiyorum. Ben çok önemli özellikle geçen gün trendlere baktığımda yaşlıların yalnızlığı üzerine evet. inanılmaz büyük bir şey var, ihtiyaç var. Evet ve Kanada'da buna dair inanılmaz güzel çalışmalar inanılmaz iyi sistemler var. Dolayısıyla hani bir virgülü de oraya yani üç grubun dışına çok çıkmamayı e, hedefliyorum ama e, şey oluyorum ya bir süre sonra ne istiyorum bunları şimdi şey yapacağım <laughs> bir odağa geri döneyim ama hani çok iyi önceliklendiriyorum e, ve iyi bir planlayıcıyım ben yani işte şey çok hani ajanda kullanmaktan her dakikayı da planlayayım yani evet burada bunu burada bu bu şey kontrol freak olmaktan bahsetmiyorum ama zamanımı verimli yönlendirip Dolayısıyla onu yaptığım zaman her şeye zamanım da kalmış. Bir de galiba anlamı kadar rastgele karşılaşmaları da alın açıyorsun aslında. da alın açmaya evet. çalışıyorsun. Evet. Yani onu seviyorum çünkü ben hep şunu fark ettim. Ben taksi amcadan da bir şey öğreniyorum ve ona da sosyal beni takip ettiriyorum. Yani öyle bir anım var. Şimdi bir gün bir takım arkadaşımla toplantıya gidiyoruz ve taksiye bindik. Ee, o yüzden diyorum biz sosyal girişimci hayatın her zaman içinde olmalı. Ee, ve sohbet ediyoruz. Ee, o sohbetleri de çok kaçırmayan birisiyim. Ondan sonra siz ne yapıyorsunuz gençler dedi. Şimdi ben... Sosyal girişimci nasıl anlatacaksın o? Ya, sosyal girişim <laughs> ben o an şunu düşündüm. Ben öğrenciye tanıtım yapıyorum. Hmm. Çocuğa yapıyorum. Veli'ye yapıyorum. Taksi camcıya niye yapmayayım? Ondan sonra ben de başladım. Yol da uzun. Ondan sonra dedim e, amca biz böyle böyle şeyler yapıyoruz. Çocuklara böyle böyle eğitimler götürüyoruz. Vaktimizin adı sosyal ben. Ne dedi? Sosyal ben dedim. Ondan sonra neyse varma noktamıza geldik. Ben o sırada anlatıyorum. Hı -hı. Arkadaşım bak bakıyor bana. Hani, <laughs> ne yapıyorsun diye. Amca çıkardı telefonunu. Göster bakayım bana buradan dedi. Amca dedim bu. Ama dedim bak bu kadar dinledim Bizi bir takip et. Yani şimdi demek istediğim o ki desteğin, eleştirinin ya da e, bağın nereden geleceği hiç belli değil. Taksi camcı da benim demografim. Çünkü belki onun çocuğu bizde gönüllü olacak. Belki onun çocuğu bizim atölyelerimize katılacak. Hiçbir şey mi yapmayacak? Taksi camcı sosyal bende bir vakıf var biliyor. Bu bile bana yeter. Kesinlikle bir de fısızlı gazetesini aslında en çok kullanan kişilerden başında geliyorlar yani Aynı taksiciler. Aynen ya öyle. Dolayısıyla bütün zihnim böyle çalışıyor. Tesadüflere inanmıyorum. Ama o buluşmaların bir amacının olduğuna her zaman şey yapıyorum. Yani hani mesela şeyler hiç çalışmadım tesadüfen işte sınavdan bunu al. Yani bırak Allah aşkına. Hani. E, o yüzden hani anlatabilirim. Evet, evet. yani isterim. şey gibi böyle şans aslında çok önemli bir faktör hayatta. Ben oyunlardan dolayı şansı çok severim. Hatta her oyun böyle tasarlama çalıştığımda oyun içerisinde şans koymak bence önemli bir şey. Ama yani insan şansı kendisi yaratıyor. Heh, evet. Kesinlikle, kesinlikle. O şansı yaratmamak evet. hani bazen dediğimizde biz onu fark etmiyoruz. Hep bir yerden bekliyoruz. O zaman eli kılıyoruz kendi hayatta. Öyle. Elinden kılmıza da yani niye birisi bizim için bir şey yapsın evet. yani. Aynen öyle. Yani bir de hani gerek de yok. Hani kendin birçok şeyi yapabiliyorsun. Potansiyelinin farkında olduğun sürece. Evet Doğan Cüceloğlu'nun bir konuşmasını denk geldi yani, Doğan Hoca'nın şey diyordu işte konuşması biterken. Kendisi çok kötü bir yanlış ifade anlatıyor. İşte birisine çıkma teklifi ediyor ama karşısındaki onu biraz hani reddetmiş. E çok kötü oldum yıkıldım diyor. Karşıdan karşıya geçtim ama geçecek halim yok ve o sırada araba çarpmak üzere. Sonra arkadaşlık koluna girmiş. Sonra dönüp demiş ki Doğan demiş yani hayat ne olursa olsun akmaya devam ediyor. Kimse senin hüznün için durmayacak. O evet. araba sana çarpar demiş. Çok doğru. Evet yani onu hatırladım şimdi düşünce. Çok doğru. Düşünce. Çok çok doğru. Ya ben e, çok keyif aldım sohbetten. Sadece birkaç tane böyle soru tamam. sormak istiyorum. E, bir tanesi bu kadar fazla şey var ama bir taraftan da son dönemde merak ettiğin ama vakit bulamadığın ne var? Ben bu ara tarıma ve dijital tarıma çok hmm. kafayı yormaya başladım. Yani çünkü bu bu kadar geleneksel tarımdaki alanlar, hektarlar, oradaki o... O kadar fiziki olan operasyonun ne kadar sürdürülebilir olacağı işte o kadar alanların hani ne kadar korun, korunabileceğine dair hani bir endişelerim oluşmaya başladı ve dikey tarımı çok e, böyle... Daha fazla okumak, daha fazla içine dahil olmak, daha fazla gözlemlemek istiyorum. Ufak bir intro yaptım ama daha devamının gelmesini çok istiyorum. Bir aklımda o var. Hı hı. İkincisi bu dijital sanat eserleri ve o dijitalde anı ve anıyı saklayabilmenin şeyi içindeyim. Evet, evet, NFT gibi, metaverse gibi şeylerin içindeyim. Hani daha fazla yani nasıl o dünyada şey yapabiliriz diye. Dolayısıyla bir de birazcık daha hani işte bütün bu dijitallikte her şey bu kadar hızlı ilerlerken daha doğu felsefesindeki bu işte Japonya'nın yaptığı gibi birçok şeyle ya başka felsefeler neler var çünkü bu hız belli ki artacak. Ama öbür taraf bunun frenini nasıl, e, yani batı bunu hızlandırdıkça doğu bunun frenini e, nasıl e, kendi kültürlerinde oluşturmuş onu merak ediyorum. Herhalde onları biraz Brüksel'e evet. sakladım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir merak konusu. Çünkü yavaşlık bence çok oldukça önemli Kesinlikle. ve kaçıyoruz. Evimiz olarak hani teknoloji evet. çok hızlı ilerliyor ama evet. biz yani zihnimiz o kadar hızlı ilerlemiyor evrimde. Şeyi sormak istiyorum bir de bu kadar konuştuk çok büyük bir enerjin var gerçekten. Zaten bunu sosyal medyanda bütün röportajlarında bu çok net gözüküyor. Şu anda bunu rahatlıkla söylüyorum. Ama bir taraftan şeyi merak ediyorum. Kırılganlık konusu ben de bu son dönemde en çok merak ettiğim evet. şey kırılganlık. İşte bununla bir bah söyleyemedim. Vulnerability yani işte. Ve bu kavram o kadar hayatımızın içerisinde var ama biz bunu genelde saklamayı tercih edebiliyoruz. Evet. Sen mesela bununla nasıl başa çıkıyorsun? Çünkü hayatta aslında düşününce sosyal girişimciliği 14 yaşında kuran bir insan için Yeri geldiği zaman çok demotive edecek bir Hı. kültürümüz var. Evet. Destekleyici bir kültürümüz evet. çok az. Evet. Bu anlarda nasıl başa çıkıyorsun? Sen bunu çünkü bakınca ben internete biraz baktım Ece'nin şeyine çok fazla görmedim. Evet. Bir ihtimal evet. Ön çıkmıyordur. Evet, evet. Ee, şimdi tabii bu böyle şey bizde hep böyle bir mutfak tarafı. <laughs> ee, çünkü hani şöyle bir misyonumuz bir taraftan da oluşuyor yani zaman içinde. Hani bir hem kurum olarak bir umut vaat edebilmek hem yolculuk olarak bunu devamlı hani arkadan ve yanından gelenleri destekleyebilmek çünkü artık hani hepimiz agresyonlu ve hani böyle kutuplaştırıcı şeylerden artık çok bunu aldık ve bıktık. dolayısıyla bu bunu bir maske olarak değerlendirmiyorum ben ama rol değişiklikleri ve oyun değişikliklerini bizim bir destekçimiz şöyle bir şey söyledi ve çok çok hala kulağımda duruyor. Dünya yani bu Shakespeare'in bir lafı dünya bir oyun sahnesi ve her oyuna o o oyundaki rolünle gelmen lazım dedi. Yani gönüllüyken gönüllü kimliğinlesin. İşte Sosyal Ben Vakfı'ndaki kurucuyken o kimliktesin. E, ve bunlar arası geçişi yapabildiğin zaman e, aslında o zaman büyük resmi göreceksin demişti. O zaman dediği hiçbir şey anlamamıştım. <laughs> e, ama e, şu an o kadar iyi anlıyorum ki dediğini. Ee, tabii ki benim de motivasyonumun çok düştüğü ve hani böyle artık olmayacak galiba dediğim yerler çok oluyor. Olmuyor değil. Ama buralarda artık bu anlarla kavga etmek yerine ben bu anlarda tamam ne yapmam? Yani buradaki mesaj ne artık? Yani ne anlamam gerekiyor? Çünkü ben bunu bir dönem mesela şeyde yaşadım sosyal benlik zamanı. Ya tamam da bir işin mi olsa? Neden işimin bu olması gerektiğini anlatmaya başladım ama o zaman ben o kadar şeydim ki yani hani, hani ağlı ağlayarak eve gelip ya ben bunu hani böyle yapıyorum niye dikkate almayıp bunu bana söylüyor ne anlatmak istediğimi dinlemek yerine diye düşünüyordum. Ve dolayısıyla şu an onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü hani gerçekten bende bir zemin oluşturdu. Tabii ki motivasyon düşürdükleri hala yaşıyorum. Hala belli endişeleri. Yani bu olmak, ya yani hiçbir zaman oldum diyen birisi olmadığım için bu değil. Çünkü her şey hala devam ediyor bir sürecin içinde. Sadece bunları olay bazlı bir parça nasıl yönetebilirimi daha iyi anladı. Onun matematiğini daha iyi çözdüm. Yani örnek veriyorum bir köye gittiğimizde o iletişimi ya da oradaki bir iletişim probleminde yaşadığım bir şey artık ona öfkelenmek, sinirlenmek yerine ya da işte of ya niye böyle oldu demek yerine onun yanına geçip bunu nasıl anlatabilirim tarafındayım. O yüzden kendi aklımda iletişim anlamında öyle bir satranç oynuyorum. Ama tabii ki bunlara rağmen çok düştüğüm zamanlar oluyor. Yani olmayacak, daha, daha bu kadardı falan bunlar hep benim şeylerimdir gibi böyle motivasyon düşüklükleri ben de yaşıyorum. Ama e, sanki böyle şey oluyor. Hani birinci, ikinci fazı ekti, hani geçtikten sonra bir anda fazın ağırlığı artıyor gibi oluyor. Ee, evet. Ama galiba bunlar da yeni bölümler yani göreceğiz. Evet, kesinlikle hayat zaten hani bir kahramanın hani sen kahramanların soruyorsun aslında kendi podcastlerinde bunun üzerine değiniyorsun. Evet. Yani Z raporu ayrı gençlerle olan. Evet, aynen öyle. Ve kahraman sonsuz yolculuğunda Joseph Campbell'ın benim sevdiğim şey hepimiz bir döngü olarak görürüz onu. Evet. Aslında o bir spiraldir. Kahraman her zaman aslında 12 adımda tek evine döndüğünde yeni birisidir. Yeni bir macera çıkma için bir çağrı bekler. Evet. Ve aslında yeni bir macera çıkarken artık farklı bir kimlik olarak çıkmaya evet. başlar. Evet. Dolayısıyla da kahramanlar her zaman düşecekler. İlk başta evet. yenilecekler ki aynen, daha iyisini aynen. yapabilsin, öğrenebilsin diye. O yüzden anlattığın zaman aslında çok bu döngü oturuyor bunların hepsi. Ve Belçika'da galiba, galiba o eve dönüşten sonra yeni bir Macera Çağrı ile beraber. Evet, yani galiba öyle olacak. Hani e, şeyi sadece belki buradan dinleyenlere söyleyebilirim. Ben bir dönem bunları yaşarken sadece bunlar benim başıma geliyor ve sadece bunları ben yaşıyormuşum gibi hissediyordum ama şu an yani yalnız değiller. Hepimiz bunları yaşıyoruz. Sadece sosyal girişimci olanlar değil, kendi yolunda olan herkes bunu yaşıyor. Üretmeye çalışan, evet, yaratıcı bir evet, tarafta olan evet, herkes. Evet, evet, evet kesinlikle. Çok teşekkür ederim Ece. Ben çok teşekkür ederim. Son bir sorum var. Tabii ki. O da şu bu bölümü dinleyen, mesela senin sohbetimizi dinleyenler sence nasıl bir düşünceli ya da hangi soruyla buradan ayrılsınlar? Hmm. Nasıl soruyla ayrılsınlar? Kendi hikayemin kahramanı mıyım diye kendilerine sorsunlar bence. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Benim için çok keyifliydi. İyi ki geldin. İyi de davetimi kabul ettin. Seve her zaman. Merak olduğu için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Evet. Dinleyenlerden de yorumlarını zaten hem seninle hem benimle paylaşırlarsa üzerine konuşuruz. Çok, çok teşekkür ederim evet. herkese. Daha iyi hissetmeye bugün başlayın diyen Haybel'in sunduğu merak listesi bitti. Haybel'in biz meraklı için oluşturduğu %15'lik kodu merak15 kodunu kullanmayı unutmayın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?